Aziz Üstel, Ankara bombalanacak, o kadar. Helsinki İzleme Komitesi'nin Nevruz olaylarını izlemesi için Türkiye'ye gönderdiği heyetin Musevi üyesi Amerikalı David Nahman, Kürt vatandaşların dertlerini bir yana bırakıp ayrılıkçı Kürtleri öven, onları ön plana çıkartan, sorunlarını dile getiren, hatta PKK yanlısı denebilecek bir rapor yazdı ünlü insan hakları savunucusu Andre Saharov'un eski eşi Yelena Bonur, Kürtlere yaptıklarından dolayı Ankara'nın bombalanması gerektiğini daha Türkiye'ye adıma taratmaz, kimseyle görüşmeden söyleyi verdi. Amacı gözaltına alınmak ya da tutuklanmaktı. Ancak kimse ciddiye bile almadı. Bunun üzerine isteğini içeren bir mektubu başta Amerika Kongresi olmak üzere birçok devlet yönetici ve parlamenterine gönderdi. Yelena Bonner, Giuseppe Mazzini'nin her kabilenin aşiretin ulusun mutlaka bağımsız bir devleti olmalıdır tezini savunuyor ve Kürtlerin mutlaka bir devlete kavuşması gerektiğini söylüyordu. Ancak İsrail'in Filistin'e devlet hakkı tanımamasını tartışmak bile istemiyordu. İsrail'in bir tür dokunulmazlığı vardır çünkü insanlığın utancı olan bir soykırıma maruz kalmışlardır diyerek konuyu kesip atıyor ancak Ankara'nın bombalanması gerektiğini her fırsat ve ortamda yineliyordu. Kafası karışıklar ve saçma sapan yaratıklar kol geziyordu ortalıkta kısacası. Şimdi de şu rezilliğe bir bakın hele. Başbakanlığa bağlı Politik Psikolojik Merkez Ankara'da Türkiye'de terörizm olgusunun psikolojik açıdan değerlendirilmesi konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıya Amerika heyetinden katılan iki profesör Itkevitz ve Montville kürsüye geldiklerinde Türkiye'nin güneydoğusundan Kürdistan diye söz etti. Amerika heyetinin tepkilerini bile umursamadı. Toplantıdaki Türk akademisyenler ses çıkarmazken Refah Partisi adına toplantıya katılan Şevket Kazan kürsüye gelerek bu ikilinin siyah ajanı ve Mossad bağlantılı olduğunu söyledi. Kazan toplantının İsrail Cumhurbaşkanının Türkiye ziyaretiyle aynı günlerde yapılmasının önceden tasarlandığını öne sürmüş, Amerikalı iki akademisyenin dinleyiciler arasında oturması gerekirken neden başkanlık divanında yer aldıklarını da sormuştu. Ondan başka da soran olmadı nedense. CIA, Mossad ve Çekiç Güç Kuzey Irak'ta tohumları atılan Kürt Devleti'ne zamanında en büyük desteği veren Kürt Mülteci Hareketi'ni önleme amacıyla görev yapan Çekiç Güç adlı birimdi. Bu gerçeği raporlarında hükümete sunansa Türk Genel Kurmayı, Çekiç Gücü'nün varlığına karşı çıkan bazı önemli kişiler faili meçhuller arasında yerlerini aldı. Örneğin iki kor general Hulusi Sayın ve Eşref Bitlis öldürüldü. Bitlis'in Güneydoğu'daki takımında yer alan Binbaşı Cem Ersever ve Yüzbaşı Mustafa Deniz'de kimlikleri belirlenemeyen kişilerce katledildi. Bu iki subayın ortak özelliği bölgede çekiç gücün varlığına karşı çıkmasıydı. Deryasazak Milliyet Gazetesi'nde çekiç güç sanki şeytan üçgeni diye bir yazı yazdı ve çekiç güç sanki şeytan üçgeni ona karşı çıkanları içine çekiyor dedi. Aynı günlerde çekiç gücün Kürt ayrılıkçı hareketine verdiği desteği dile getiren Tu General Bahtiyar Aydın da kurşunlanarak öldürüldü. Öldürülen kişiler dağları bombalamakla soruna çözüm getirilmez, Amerika ve uzantılarının bölgeden elini çekmesi ve Türklerle Kürtlerin kardeşlik temeline dayalı bir birlik kurmak amacıyla masaya oturması gerektiğini savunmuşlardı hep. Ancak kimse vaat edilmiş topraklar inancına sıkı sıkıya bağlı İsrail'in bu sevdasından vazgeçmeyeceğini açık açık söyleyemiyordu. Ve ihanetin belgesi. Geçmişte Osmanlı Devleti'ni yıkmak için çalışırken kimlikleri açığa çıkanlar soluğu Paris ya da Londra'da alırdı. Günümüzde ise bu tayfanın adresi Amerika. Peki bu adamlar ne yapmışlar da tası tarağı toplamadan kaçarlar? Belki de şu belgeden anlaşılacağı gibi yedikleri halt az buz değildir. 1. Araştırmanız sırasında insan hakları ihlalleri konusunda bilgi toplarken askeri ya da polis birliğinin hangi bölümünün sorumlu olduğunu öğrenin. Biz suçlu, suçun kapsamı, hangi tarihte içlendiği kurbanın adı ile ilgili bilgi topluyoruz. Amaç Türkiye'nin ipliğini pazara çıkarmaktır. 2. Birliklerin ne tür silahlar kullandığını saptayın. Askeri birliğin hangi kente yakın konuşlandırıldığı, halk desteği olup olmadığı da öğrenin. Askeri birliklerle ilgili en küçük ayrıntı bile bizim için çok ama çok önemlidir. 3. Bilgilerinizi şu adrese gönderin. Office for Turkey, Dept of Democracy, Human Rights and Labor, United States, Dept of State, Amerika Dışişleri Bakanlığı, Washington D.C. Tarih kendini tekrar edermiş. Eğer ondan ders almazsak tabii. Dur durak bilmeksizin Tayyip Erdoğan'ı hedef tahtasına oturtanların kafalarını kumdan çıkarıp şöyle bir çevrelerine bakmalarında Kime hizmet ettiklerini görmeye çalışmalarında yarar yok mu sizce? Aziz Üstel Star